Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle elimde gördüğünüz güzel ciciş bandanamızı çalışacağız. Bandanamız bir 3 yaş grubu bebeklerimizin baş ölçüsüne uygun bir bandana oldu. Bandanamızı kadife ipimizle çalıştık. Bir uçtan başlayıp diğer uçtan ya yani istediğimiz uzunluk ölçüsü gelene kadar baş ölçüsü dümdüz ördük dümdüz ördüğümüz bandanamızı birleştirip arkadan güzel bir katlama yöntemiyle katladıktan sonra dik dik diktiğimiz bandanamızı çevirerek bu güzel görüntüyü kazandırdık çok şık olan bandanamızı hemen örmeye başlayalım kolay gelsin bandanamızı örmek için Kadife iplerimden yavru ağzı bir renk tercih ettim. Şöyle belli bir kalınlığı olan ip bu kadife ipler de kendi aralarında biraz kalın ve ince olarak ayrılmakta. Bu birazcık daha tok olan bir ip ve bu ipimi örmek için 3.5 numaralı tığımı kullanıyorum. Öreceğimiz baş ölçüsüne göre ve öreceğimiz yaş grubuna göre zincirimizi çekerek bandanamızın ayarlamasını yapıyoruz. Bu bandana çalışmamızı hem büyükler hem de küçükler için kullanabiliriz. Yani yetişkinler için de rahatlıkla örebileceğimiz son derece şık bir bandana. Biz birazcık daha yaşa küçük çocuklarımıza olacak şekilde örmeye başlayalım. Evet şimdi zincirimizi çekerek başlayalım birinci düğüm atıyorum bakınız bu düğümü sıkıştırıyorum ki sonra sıkıntı yaşamayalım ve başlıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bakınız şimdi 10 tane zincirim bu kadar oldu. Birazcık daha geniş bandana olmasını istiyorum ve onun için birazcık daha ilave edelim. 10, 11, 12, 13 ve 14. 14 tane zincirimi çektim. E, yeterli endilikte oldu. Şimdi bu elimizin ölçüsüne bakalım. Bandanamızın ölçüsü için hemen mezurumu alıyorum ve şu şekilde mensurumun üzerine en son zincirimi koyuyorum ve tutuyorum 12 santim bandanamızın ilk zincir başlangıcının uzunluğu burada 14 tane zincirimiz var 14 zincirimizin olduğu yer 12 santime denk gelmekte şimdi bu 12 santimin üzerine birer birer trabzanlarımızı örerek başlayalım şimdi tığımın başını doluyorum ve bakınız İlk zincirimi atlıyorum, ikinci zincirimin üzerine gelerek batıyorum ve başını doluyorum, batıyorum, tek seferde çekiyorum. Bir seferde aldım. Tekrar tığımın başını doluyorum, ikinci zincir yuvamın içerisine giriyorum, tek seferde çekiyorum. Her seferinde başını doluyorum, sıradan düzgün bir şekilde ilerliyorum ve çok sıkıştırmıyoruz biraz rahat olarak örüyoruz İpimiz kadife dokusu olduğu için çok sıkıştırmaya uygun değil sırası ile zincirlerimin üzerine birer birer başını doluyorum ve zincirimin içerisine giriyorum ve tek seferde çekiyorum başını doluyorum zincir yuvama giriyorum tek seferde çekiyorum. Ve bu işlemimizi zincirimizin sonuna kadar tekrar ederek geliyoruz. Her bir zincir yuvasına batıyoruz. Başını doluyorum. Zincirimin içerisine giriyorum. Tek seferde çekiyorum. Tekrar başını dolayarak giriyorum. Tek seferde çekiyorum bir uçtan bir uca doğru yavaş yavaş sıramızı tamamlamaktayız. Ve buradaki görmüş olduğumuz kısma da girelim. Bir seferde çekecektik. Evet, kapatalım. Şuradan düğümümü de sıkıştırıyorum. Çok fazla zorlamayalım. İpimizin altındaki diğer ince ipimiz çıkar ve kötü bir görüntü oluşturabiliriz şimdi birinci sıramızı tamamladıktan sonra ikinci sıramız için başlayabiliriz İkinci sıramıza başlamak için bir tane zincirimi çekiyorum örgümün yönünü çeviriyorum tığımın başını dolayarak bir sonraki bakınız ikinci trabzanımın üzerine gelerek batıyorum ve tek seferde çekiyorum Tekrar tığımın başını doluyorum. Bir sonraki trabzanımın üzerine batıp tek seferde çekiyorum. Yine başını doluyorum. Tek seferde batıyorum. Alt sırada görünen bakın trabzanlarımın hepsini birer birer örerek ilerliyorum. Birer birer bakınız. sıramı takip ediyorum herhangi bir atlama ya da iki defa batma yapmıyorum buna mutlaka dikkat edelim her bir trabzanımızın üzerine başını dolayarak bir defa da çekelim başını dolayalım bir defa da çekelim başını doluyorum ve en son başını dolayarak çekiyorum. Bakınız bu sıramızı da bu şekilde tamamladık. Üçüncü sıramıza da yine birlikte başlayalım. Bir tane zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Tığımın başını dolayarak hemen ikinci trabzanımın üzerine batırıyorum tığımı ve tek seferde çekiyorum. Sırası ile birer birer ilerliyorum. Başını dolayarak çekiyorum. Şunu doluyorum. Evet bandanamızın enini şu şekilde tekrar e, ölçelim birazcık daha belirgin olduktan sonra bakınız yine 12 santim şöyle netleştirelim görüntümüzü tam 12 santim bandanamızın eni. Şimdi. Bandanamızı aynı şekilde örerek yukarıya doğru tamamlayalım. Bandanamızı yeterli ölçü olana kadar örelim. Hangi yaş grubu için örüyor isek o yaş grubunun uygun baş ölçüsünü örmeye dikkat edelim. Şöyle ördüğüm bandananın uzunluğuna bakıyorum. Bakınız şimdi 1 santimden başlıyorum. Aşağıya doğru ölçmeye devam ediyorum bak tam 40 santim ördüm ben 40 santim ördüm ama ipim fazla esnememekte eğer ipiniz çok fazla esniyorsa onu birazcık daha küçük örmemizde fayda var şimdi bandanamızın birleştirme işlemini yapalım birleştirme işleminde tam ortadan ikiye şu şekilde koyuyoruz ikiye koyduktan sonra üst üste İkiye katlamış olduğum bandanamı tam şu şekilde tutuyorum, bakınız tam tam yarılıyorum, üst üste koyuyorum. Diğer taraftan da şu şekilde baktığımız zaman bandanamızı şu şekilde katlamaya başlıyorum. Bakın tam şu şekilde büktüm. Yarısı altta kaldı, yarısı üstte kaldı. Şöyle baktığımız zaman şimdi e, kenardan büküyorum. Büktüğüm zaman düzeltme işlemini de elimle yapıyorum. Şöyle karşıdaki ile aynı olmasını sağlıyorum. Bakınız karşıdaki ve kalanı da bu şekilde büküyorum. Hepsini üst üste getiriyorum. Bakınız 1, 2, 3, 4 tane katım olmuş oluyor. Şöyle güzelce şurayı da elimizle ayarlayalım. Ayarlamasını tam yaptığımız bandanamızı dikmeye başlayalım bakınız bu şekilde yapıyorum şimdi daha önceden ipimi takıp hazırladım bir uçtan başlıyorum dikmeye bakınız birincisinden geçiriyorum ikincisinden ve üçüncüsünü de daha güzel bir şekilde yerleştiriyorum ve geçiriyorum iğnemi bu tarafa çekerek dikişimi atmaya başlıyorum bu yönden alıp tekrar yine en kenardan şuradan özellikle ikinciyi hepsine geçerek dikişimi yapıyorum. Buradan ipimizi de düzeltelim. Çünkü bandanamızda en önemli yer bu dikiş kısmımız. Tekrar birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü katımızın hepsini kaplayacak şekilde dikişimi arkadan öne doğru getiriyorum ve düzgün tuttuğum zaman çok daha işim rahat ilerlemekte. Şimdi biraz büyük yaparak ilerliyorum. İkinci kez geri dönmek istiyorum. Bakın en uç noktaya geldim. En uç noktadan bütün şu aradaki bandanamızın kalan ucunu da kapsayacak şekilde alıyorum. Ve uç noktaya geliyorum. Tekrar karşıya gidiyorum. Bu şekilde ipimizi toparlayalım. Tekrar bu tarafa doğru dikerek sıkı bir şekilde durmasını sağlıyorum. Dikişimi diktikten sonra bu dört katımı birkaç kere daha gidip geldim ben. Şuradaki fazla iplerimizi dikişimizi yaptığımız yerin kenarından geçerek içeriye doğru gizleyelim içeriye doğru gizliyorum. Buradan diğer kenarımı da alıyorum. Diğer kenarımı da aynen dikişimin olduğu yerden birer birer şöyle uygun yerlerden girerek tığımızla geçirelim. Ve bandanamız temiz bir çalışmayla çalışılmış olsun. Evet buradaki bir tane daha parçamız var. Bir tanesi dikişini diktiğimiz. Diğer ikisi ise örgümüzün uçları. Şimdi buradan da biraz geçiriyorum. Bu şekilde. Daha sonrasında ise hepsini keselim. Çeşitli renkli iplerle ebrulu düz Nasıl isterseniz her türlü iple çalışmaya uygun bir bandana. Farklı iplerle de çalışalım inşallah. Farklı boyutta, büyüklükte. Ve bandanamızı bu şekilde temizlik kısmını da tamamladıktan sonra şimdi açalım. Şöyle çeviriyorum. Dikişimizi tamamladıktan sonra bakınız bandanamızı kullanılmaya hazır hale getiriyoruz şöyle. arkadan şu şekilde bakınız gayet güzel bir şekilde bandanamız kullanılmaya hazır hale geldi aynı bu şekilde diktiğimiz zaman hiç tereddüt etmeyin lütfen hemen çevirerek kendisinin etrafında düzenleyerek bandanamızı kullanılmaya hazır hale geldiğini görmekteyiz şöyle arkasına da bakalım gayet düz güzel bir bandana oldu yumuşacık şöyle de baktığımız zaman çok şık bandana. Evet, hepinizin ellerine, emeklerine, güzel yüreklerine sağlık. Yeni çalışmalarımızda görüşmek üzere hoşça kalın. Sağlık, sıhhat, rafiyette kalın inşallah. Görüşmek üzere.